Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. 1915'te Çanakkale'de İngilizlere tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgi yüzü görmeden çıkan tek Osmanlı komutanıydı. 4 yıl sonra halkını etrafında toplayarak emperyalist güçlerin desteklediği işgalci Yunan güçlerini yendi ve ulusuna bağımsızlık yolunu açtı. 1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. 6 ay sonra şeriata karşı mücadele başlatıp kazanan ilk lider oldu. Ektiği demokrasi tohumları sayesinde Türk ulusu içeride ve dışarıda birçok zorluklara göğüs gerdi. Stalin onu faşist adetti. Hitler ve Mussolini komünist olarak gördü. Bazıları da diktatör dedi. Halkıysa ona Atatürk dedi.